İbrahim Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız. Biz de teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Hemen böyle bir İbrahim Bey'i tanıyarak başlayalım. Ben bu sektörle tanışmasın. Ben İbrahim Besenen. Nansal Sulaman sahibiyim. 2009'da Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikayı kurdu. Bizim amacımız Nansan Sulama olarak bizim bölgede tarım bölgesi. Geniş bir alan var. Geniş bir arazi var. Arazi evet çok. Tabii çok güzel bir arazi var. Yani orada hem sulama açısından çok önemlidir. Çünkü biz bu bölgeye hitap ediyoruz. Ayrıca ihracatçı bir firmayız. Ha, ihracat da yapıyorsunuz, ne güzel. Evet. Nereler peki İbrahim Bey? Irak, Suriye, bazen Orta Doğu mesela Küvet olabilir, Suudi Arabistan. Yani biz ağırlık iş piyasamıza ancak zar yetişiyoruz. Yani bir de kaliteli ürün yapıyoruz. İç piyasadan malımız tutuluyor. Beğeniliyorsunuz. Evet, bu da evet, mutlu ediyordur tabii size. Tabii mandalem bir de damlama sulama sistemleri de var. Ya biraz arz talep meselesi sanırım. Yani bölgeyi de iyi tanıdığınız için, bildiğiniz için de tabii. Bölge halkına, bölge çiftçisine göre de hareket ediyorsunuz. Tabii aynen bölge halkına göre talep ediyoruz. Yani bizim orada su çok önemlidir. Bu suyu mesela boşa akmamak için eskiden salma su vardı. Salma suları terk edip de mandalı sulama borularına döndü. Çünkü verimi daha fazla oluyor. Su kaybı da az oluyor. Damlama, sulama şu anda piyasada iyiyiz yani. Evet, revaçta. Tabii çok şükür. Bu başarıyı neye borçluyuz? Şimdi sektörde ciddi bir istikrar var. Yani kolay değil. Emek, sabır, tecrübe, evet, yaşanmışlık. Evet, evet. Ben şu konuya da değinmek istiyorum. Mütevaziliğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Tabii, samimiyetiniz için teşekkür çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sağ olun. Neye borçluyuz bunu? Ya biz daha önce bayilik sistemiyle bu işi yapıyordu. Sonra firmalar bizi zorlattılar. Boru gelmedi, patladı, şey olmadı. Biz mecburi kaldık, bu işe döndük. Yani fabrika kurmaya çalıştık. Şükürler olsun şu anda hemen 80-100'e yakın elemanımız çalışıyor. Aa, mutlu oluyorsunuz evet, bu istihdamdan. Yani, tabii çok şükür, güzel yani şu an. O pasta paylaşılıyor. Tabii. 100 kişi desek tabii. Ortalama 405 kişi, 500 kişilik bir istihdam yapmış oluyor. İnşallah. Ya, her sene makine yenileme yapıyoruz. Yani çünkü istihdam fazla oldukça, talep fazla oldukça mecburi yeni makineler, yeni istihdam oluyor yani. Tabii. Fuar nasıl geçiyor? Biraz fuar çok, hakkında görüşlerinizi merak yani, ediyoruz. Yurt dışından, çok hareketli. Yurt dışından misafirlerimiz geldi. Şu anda çok güzel yani. Evet, misafirlerimiz de burada. Evet, evet. Teşekkürler. Ne güzel, herkes geliyor buraya. Son evet. Soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Şimdi şöyle bir geriye dönüp bakın. Hayal ettiğiniz yer mi ya da Allah izin verirse bundan ya sonra neler olacak? Ekonomi biraz sıkıntılar, inişli yukarı bir evet. Zaman yine de şükürler olsun şu anda iyiyiz yani. Bu hedef hiç bitmeyecek. Tabii hedef daha bence ileri. Bence yaşam boyu devam edecek. Hedef daha ileri. İnşallah gün gelince de bu bayrağı teslim edersiniz. İnşallah. Zamanı geldiği i̇nşallah. Zaman. Biz bir yolda başarılar dileyelim. Teşekkürler. Herkesi buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler tabii, sistemlerimizi. Gelsin, bir çayınızı, kahvenizi içerler. Yeni ürünlerimizi görsün. Evet. Sürekli çiftçilerimizin yanındayız. Evet. Üretmeliyiz. Üretim demek. Tabii, ekonomiyi devam, canlandırmak devam, demek. Yok. İstihdam demek. Durmak yok. Hep beraber tabii. Bu ülkeye sahip çıkmamız. İnşallah. Çünkü bir vatanımız tabii, var. Hep tabii. Beraber üreterek üretmek sahip çıkalım. Lazım. Başka çare yok. Evet. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sağ efendim. Olun. Sağ olun. Teşekkürler.